Merhaba. İsmet İnönü'ye atfedilen bir ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke batar sözlerinin orijinali şudur. Arkadaşlar eğer bir memlekette erbabı namus la akal eşirra kadar sabur olmazsa o memleket behem hal batar. Bunu sadeleştirenler yaklaşık bir meal vermiş fakat laf güzel. Miting haktır ve anayasaldır. İşçi kesimi niye Taksim'de ısrar ediyor, başka yer mi kalmadı sorusu abestir. İktidarın eylemi çevrelemesi ve Taksim inadı bilakis bundan vazgeçmemek için güçlü bir sebeptir. 12 Ekim 2023 tarihli Anayasa Mahkemesi de öyle demiş. 1 Mayıs emekçilerin ortak hafızasıdır. Taksim haktır. Mekanın sınırlanması, düşüncenin sınırlandırılmasıdır. Hafızadan kasıt 1977'dir. O yıl kanlı ve karanlık olaylardan en az 34 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra Taksim semboldür artık. 1977'de ülke siyasal olarak çok gergindi. 5 Haziran 1977'de genel seçimler vardı. CHP lideri Bülent Ecevit 29 Mayıs'ta İzmir'de suikast girişimine uğramış, ucuz kurtulmuş. Saldırıda kullanılan silah özel harp dairesine kayıtlı çıkmıştı. Ecevit buna rağmen seçimden önceki son büyük mitingini 3 Haziran'da Taksim Meydanı'nda yapacaktı. Mitinge bir gün kala Başbakan Süleyman Demirel Ecevit'e suikast yapılacağı ihbarını aldı. Ondan dinleyelim. MİT Müsteşarı Fuat Doğu bana geldi. Miting sırasında Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan Ecevit'e uzun menzilli silahla ateş edileceği şeklinde bir istihbarat var. Genelkurmay İçişleri ve MİT'e yazı yazdım. Cumhurbaşkanı Korutürk'e çıktım. Dedim ki Sayın Korutürk bu işi gizli tutalım ama Sayın Ecevit'e de bilgi verelim. Ecevit'e bir mektup yazdım. Devlet bütün önlemleri alıyor sizin de bilginiz olsun diye. Ecevit partisinden karşı çıkanlara rağmen bunu dinlemedi. Öldürülsem bile yarın Taksim'de olacağım. Polis meydanda adeta kuş uçurtmadı ve miting yapıldı. Taksim 1977'den sonra 1978'de işçilere açıldı sonra 2010 yılına kadar kapandı. O yıl ve sonraki iki sene AKP iktidarı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaptığı gibi Taksim'de coşkulu kutlamalara izin verdi. Üç yıl boyunca hiçbir hadise yaşanmadı. Bu AKP'nin ilk 10 yıllık döneminin son güzel işlerinden biri oldu. 1 Mayıs 2013'te meydan yayalaştırma projesi gerekçesiyle kapatıldı. İstanbul'da adeta sıkı yönetim ilan edildi ve gruplar alana sokulmadı. Bir ay sonra gezi eylemi oldu ve Erdoğan'ın paranoyası o günden bu tarafa her geçen yıl katlanarak büyüdü. Ve dönelim 1 Mayıs 2024'e. CHP lideri Özgür Özel bu bayram şimdiden simge olan Bozdoğan kemerine 100-150 metre kadar ötede Saraçhane'deki kutlamalara katılıp hedef Taksim'dir deyip alandan ayrıldı. Ya içeriden ya da dışarıdan daha ileriye gitme Uyarısı mı aldı bilmiyoruz. Bildiğimiz peşine düşenleri hayal kırıklığına uğrattı. 1 Mayıs kutlamaları başlamadan bitti. Sadece o değil disk de üstelemedi. İşçi bayramı ayaküstü geçiştirildi. Belli ki CHP lideri ertesi günkü Erdoğan randevusuna 1 Mayıs sıyrıklarıyla gitmek istemedi. Hoş Boş koltukla konuşulan Özgür Özel Erdoğan görüşmesine gelince. Erdoğan gücün karşısında eğiliyor, bükemediği eli sıkıyor, rakibinin seçim zaferini tebrik ediyor veya yönetimine ortak arıyor filan değil. Durumun farkında ve daha önce nasıl yaptıysa benzer yöntemlerle çıkış arıyor. Henüz bulabilmiş değil deniyor. Bir yönüyle de muhalif kamuoyunun gazını alıyor. Ülkenin ve dünyanın bildiği bir lider ve karakter. 70'inden sonra değişeceği yok. Buna imkan da bulunmuyor. Geriye doğru 22 yıllık yıpranmış bir iktidarın baş sorumlusu. Düşüşü, iflası engelleyemiyor ve özellikle son 10 yılda bulaştığı suçları doğrulmasına olanak vermiyor. Bunu istiyor da değil, bilakis öncekiler gibi sırılacağını düşünüyor. Muhalefet ise yaşanan şu iflas sürecinin kaosa evrileceği günlerden geçilirken pozisyon belirleyememiş durumda. Tabanda, sahada kazanılan, masada veriliyor gibi bir duygu hakim.